Vef nedir? Dinimizce vef, yani tılsım yapmak ve yaptırmak caiz midir? Değerli kardeşlerimiz, esasen konuya iki açıdan bakılmasında fayda vardır. Ayetlerden ve Allah'ın isimlerinden yapılan veflerin tılsım, tesirli dua, muska, şifalı olduğuna inanıyoruz. Vefler belli yazım kuralı olan ve belirli ayetlerin, isimlerin belirli oranlarda yazılarak veya okunarak işlendiği bir dua metodudur. Nitekim müzelerde tılsımlı gömlek olarak tarif edilen gömleklerde bu tarz vefleri görmemiz mümkündür. Yine Havas kitabında da bu konular işlenmiştir. Ancak vefler konusunda doğruları yanlışlardan ayırmak çok zor olduğu gibi daima istismara müsait bir konu olmuştur. Bu açıdan konunun uzmanı olmayanların böyle şeylerle meşgul olmasını asla tavsiye etmiyoruz. Nasıl ki tıp ilmini almamış birinin eline neşteri alıp ben de ameliyat yapabilirim diyerek ameliyat yapması hastanın yaralanmasına hatta ölmesine neden olduğu gibi havas ilmine hakim olmayan birinin tedavi maksatlı gelişi güzel bunları kullanması ve yazması da doğru değildir. Müdahaleye hakkı yoktur. Büyük bir mesuliyete ve vebale girmiş olur. Diğer taraftan vefk, ebced harfleri olarak bilinen harflerin sayı değerlerinden yola çıkarak değişik ve çoğu anlaşılmaz şekiller yapılarak duaların rakamlara, geometrik çizim ve biçimlere dökülmesi şeklinde de olabiliyor. Bunu yapan kişiler daha sonra buradan şifa, bir derman ve kurtuluş çaresi ürettiklerini ileri sürüyorlar. İşin ilginç ve endişe veren yönü, vardıkları sonuçları Kur'an ayetlerine, Esma-i Hüsna'ya, ledün ilmine, gayb bilgisine, levh-i mahfuz gibi ilahi kaynaklara dayandırarak bir çeşit inandırıcı yaklaşım sergilemeleridir. Denize düşen yılana sarılır misali çaresiz kalan insanımız bu kişilerin kapısını aşındırarak dertlerine çare, hastalıklarına şifa, problemlerine çözüm aramaya koyuluyorlar. Söz yerinde ise bazen körün değneği kelin kafasına denk geliyor. Çok nadir de olsa vefk yapılarak birisinin sıkıntısı hafifliyor. İşleri yoluna giriyorsa olay kulaktan kulağa yayılıyor, dilden dile dolaşıyor. Böylece umut tacirliği sürgit devam ediyor. Bir çeşit hurufilik olan bu yolun vefkten başka muamma, remil, fal, cif, azayim ve nücum gibi daha birçok değişik metotları ve uygulama alanları da vardır. Zaten fal, azayim ve nücum gibi uygulamalar açıkça hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haram sayılarak yasaklanırken, geriye kalan buna benzer gizemli, örtülü ve sırlı şeylerde caiz görünmüyor. Vefk ve benzeri yolları uygulayan kişiler kendilerine kaynak olarak Kur'an'da kesik tekil harfler olarak ifade edilebilen Elif, La, Mim, Af, Ha, Ya, Ayn, Sad gibi bazı surelerin ilk ayetleri ve ilk harfleri olan hurufu mukata'a harflerini göstererek bir yerde yaptıkları işlere kutsallık ve manevi dayanak buluyorlar. Fakat ne yazık ki bunu da rahatça istismar ediyorlar. Bu açıdan özellikle günümüzde vefkin kullanımına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hem bu işi yapanların hem de yaptıranların çok hassas olmaları, İslam inancına uygun davranmaları, sebepleri ve sonuçları ancak Allah'tan bilmeleri gerekir. Ayrıca manası ve mahiyeti bilinmeyen vefk ve benzeri şekillerin yapılmasını ve kullanımını başta İmam Nevevi, İbni Hacer el-Heytemi gibi İslam uleması caiz görmemişlerdir. Çünkü içinde sihir ve büyü malzemelerinin olması söz konusu olabilir. Dua okumak ve yazıp üzerimizde taşımak. İslam fıkhı alimleri zararı gideren şeyleri üçe ayırmışlardır. Birincisi, açlık için ekmek yemek ve susuzluk için su içmek gibi kesin olanlarıdır. İkincisi, tıbbi tedavilerin bir kısmı gibi muhtemel maznur olanlardır ve üçüncüsü de okuyarak tedavi gibi etkisi ihtimalli olanlardır. Zararı gidereceği kesin olan şeyi kullanmak farz ve onu terk etmek haramdır.
Muhtemel olanı yapmak iyidir. Ancak onu terk etmek haram değildir. Üçüncü türünü yapmak da caizdir. Dolayısıyla İslam'a göre nazar, korku ve benzeri bazı psikolojik hastalıklar için sure, ayet, hadis ve duaları okumak ve yazıp bir yere asmak caiz kabul edilmiştir. Her şeyden önce İslam dini insan sıhhatinin korunmasına ve hastalandığı zaman tedavi görmesine son derece önem vermiştir. Ebu Hureyre, İbn Abbas ve İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre birisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek "Ya Resulallah, gerektiğinde tedavi olalım mı?" diye sormuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu soru üzerine şöyle buyurmuştur: "Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Yüce Allah ihtiyarlığın dışındaki her hastalığın şifasını da yaratmış." Ebu Said kanalıyla rivayet edilen bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Muavvizeteyn, Felak ve Nas sureleri nazil oluncaya kadar insan ve cinlerin nazarlarından Allah'a sığındığı açıklanmaktadır. Hasta olan bir insanın dua etmesi ve okuması caiz olduğu gibi salih kimselere bunu yaptırmak da caizdir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi: "Ey Allah'ım, ey insanların Rabbi, şu hastalığı götür, şifa ver. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Hastalığı ortadan kaldıracak bir şifa ver." Bu ve benzeri rivayetlere göre okuma ve yazma suretiyle tedavi caizdir. Ancak bunun için bazı şartlar vardır. Bu şartları şöyle sıralamamız mümkündür. 1. Okunan ve yazılan şey sure, ayet, hadis veya manası anlaşılan dua olacak. 2. Manası bilinmeyen bir takım isim, harf, resim ve işaretler kullanılmayacak. 3. Tıbbi tedavide olduğu gibi burada da şifa verenin yalnız Allah olduğuna inanılacak, ondan başkasından hiçbir şey umulmayacaktır. 4. Ayırma, iflas ettirmek için bir kişinin kötülüğüne yapılmayacaktır. Dikkat edilecek diğer bir husus da muska yazarken veya yazdırırken İslam'a aykırı olan her şeyden uzak durmak gerekir. Ölçü, İslam ve niyet Allah'ın rızası olmalıdır. Alimlerin çoğunluğu okuma veya yazma yolu ile tedaviden ücret almayı caiz görmüş. Bunu haram kabul etmemişlerdir. Ancak bunu istismar etmemek gerekir. Yukarıdaki şartlara uygun olarak yazılan muskaları kullanmak ve taşımak caizdir. İslam dini açısından herhangi bir sakıncası yoktur. Fakat bu şartlara aykırı olarak yazılan ve taşınan muskalar kesinlikle yasaklanmış, haram kabul edilmiştir. Selam ve dua ile hepiniz Allah'a emanet olun.